tercih rehberinden mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversitede olma hayali kuran milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı. Öğrenciler tercih listelerini 8 Ağustos'a kadar teslim edebilecekler. Bugünlerde oldukça üniversite bölüm ve meslek arayışındalar. Kendilerine uygun meslek mi, popüler meslekler mi? Akıllarına bir sürü soru işaretleri var. Biz de programımızda bugün de uzman konuğumuzla birlikte bu sorulara cevaplar arayacağız. Konuğumuz İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necmettin Atsu. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk Esra Hanım. Çok teşekkür ederim. Geçen sene de bu masada sizinle beraber çok keyifli bir konuşma olmuştu. İnşallah bu sene de aynı şekilde devam ederiz. Yeniden sizi ağırlamakta onur duyuyoruz. Sağ olun, biz de tekrar hoş geldiniz. Yoğun günlerden geçiyoruz. Öğrenciler, üniversiteler, yeni öğrencilerinize kavuşmak için gün sayıyorsunuz elbette siz de. Karşılıklı. Evet, bu süreciniz nasıl geçiyor? Çok yoğun geçiyor, her zaman olduğu gibi. İşte tabii biliyorsunuz barajlar kalktı. Barajların kalkmasıyla beraber çok doğru, çok bence yapılması gereken bir refleks, bir hareketti bu Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı kararla. Bununla birlikte aslında yani üniversiteye girmek mümkün. Üniversiteler hep dolu olacak ama yine de söylediğiniz gibi hangi meslek, hangi okul, istediğim mi, çağın mesleği mi falan. Burada çocukların ve ailelerin kafaları tabii ki çok karışık. Herkes bunun doğrusunu arıyor. Biz de mümkün olduğu kadar bunun doğrusunu anlatmak için, bunun doğrusunu göstermek için buradayız. Daha fazla insan eğitim alabilecek, üniversiteli kesinlikle olacak. Gerisi biraz kendi potansiyeline kalmış. Tabii ki üniversitelerin sunduğu imkanlar da çok kıymetli. Çok. En güzel başarıyı gösteren de zannediyorum mezunların geldiği nokta. Kesinlikle. Siz kendi mezunlarınızı değerlendirdiğinizde hem iş bulma oranları hem de daha öğrenciyken istihdam edilme oranlarına bakarsak neler söylersiniz? Şimdi İstanbul Kent Üniversitesi zaten kuruluş felsefesiyle beraber mümkün olduğu kadar okulu bitirdiğinde açıkta kalmayacağı, okulu bitirdiğinde hemen bir işe girebileceği bölümlerden ve fakültelerden müteşekkil olmuş. Yani böyle bir mantıkla kurulmuş. Dolayısıyla bunu devam ettirdiğimiz sürece bu konuda bizim öğrencilerimizin büyük sıkıntı yaşamayacağını biliyoruz. Neden? Mesela sağlık bölümleri. Mesela sağlık bölümlerinin yanında işte diş hekimliği. Onun yanında bunların 2 yıllık meslek yüksekokulları. Bunların hepsi çağımızda sadece Türkiye değil, dünyaya lazım olan meslekler. Ve biz bu mesleklerden gençler yetiştirmeye ve dünyaya, sadece Türkiye değil, dünyaya göndermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim gençlerimizin iş bulma sorunları çok az olur. Şöyle söyleyeyim, bazı istatistikler var. Bunları biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur siz de ama bizim üniversitemizde de aşağı yukarı böyle. Siz eğer 4 yıllık bir üniversite mezunuysanız zaten %70'in üstünde bir sene içinde iş sahibi oluyorsunuz. Ama özellikle sağlık bölümlerinden mezunsanız, işte diş hekimliğinden, tıp fakültesinden, bizde henüz yok ama sağlık bilimleri ve bununla ilgili meslek yüksekokullarından mezunsanız bu oran %90'ların üstüne çıkıyor. Bizim üniversitemizde de böyle ve burada iş bulma zamanınız ve işte kalma zamanınız, bunlar önemli kavramlar. Bu iş bulma süreniz çok kısalıyor. Aşağı yukarı 6 ayda, 5 ayda, 4 ayda bu bahsettiğim oranlara, bir yılda değil, ulaşıyorsunuz ve işte kalmanız da son derece uzun süreli. Çünkü çok liyakatlı oluyorsunuz, uzun süreli ve yerleşik güzel işlerde bulma şansına sahip oluyorsunuz. Evet. TÜİK açıkladı geçtiğimiz günlerde. Yükseköğretim istihdam göstergeleri açıklandı. Tabii fakülte bazlı çok hızlı işe yerleşen ve aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler belirlendi. Fakat araştırmada şunu gösteriyordu. Meslek yüksekokulu mezunları çok daha hızlı işe giriyorlar. Evet, evet. %90'ların üstünde. 6 aylık işe girişleri. Sağlık alanları. Sağlık meslek yüksekokullarında. Bizim üniversitemizde sağlık meslek yüksekokulunda 13 tane farklı program var. Ve bunların hepsinde işe ulaşma zamanları dediğim gibi son derece kısa, yani 3 ay 4 ay gibi, hatta daha da öteye gideyim. Birçok okuyanımız, mezunumuz demiyorum, okuyanımız daha çalışıyor iken, okuyorken çalışacak işlerini buluyorlar ve oraya stajları esnasında zaten angaje oluyorlar. Bitirdikleri zaman diplomalarını götürüyorlar ve stajyer pozisyonundan çalışan pozisyonuna geçiyorlar. Biz özellikle bu stajları yaptırırken öğrencilerimize, sağlık bölümlerinde de olsun, diğer bölümlerinde olsun, hep böyle yerlerle staj yaptırmaya çalışıyoruz. Ki dediğim gibi bırakın öyle hani bitirdikten 4 ay sonra, 3 ay sonra falan, henüz okuyorken işlerini bulsunlar diye ve bunda son derece de başarılıyız. Ortalamalarımı söylediğim gibi yani 3-4 ay içinde, öyle 6 aydan falan bahsetmiyorum. 3-4 ay içinde sağlık bölümlerinde bilhassa %90'ın üstünde. Ama sadece sağlık bölümleri için söylemiyorum bunu. Mesela İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi ya da meslek yüksekokulunun içindeki diğer bölümler, işte bilgisayar programcılığı gibi
mesela. Ya da sanat tasarım fakültesi, gastronomi bölümü gibi. Bunlar da inanılmaz kolay ve hızlı bir şekilde ve makul maaşlara, makul pozisyonlara iş bulma şansı var. Ve dediğim gibi öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bunu okuldayken sağlıyorlar. Tabii burada hani okulunuzun, sisteminizin, seçtiğiniz bölümlerin falan önemi var ama burada tabii birebir ilişkinin de hocaların özellikle aşağıdan yukarıya yani en küçüğünden araştırma görevlisinden tutun da işte rektörüne kadar bir üniversitenin zaten bunu istiyor olması lazım. Eğer siz bunu isterseniz ve düzgün bir sisteminiz de varsa işsizlik diye bir sorun yok aslında. Tamamen işe yerleştirme odaklısınız. Kesinlikle. Burada bazı bölümler doğal olarak bu sonucu zaten karşılıyor sağlık avantajlı gibi. Fakat bazı bölümlerde mezun sayısı fazla olabiliyor, rekabet çok yüksek olabiliyor. Bu noktada kariyer merkezleri de aslında ciddi bir ittirici güç. Sizin kariyer merkezi çalışmalarınız nasıldır? Son derece güçlü bir kariyer merkezimiz var ve dediğim gibi kariyer merkezinin tek başına iş yapması zaten mümkün değil. Kariyer merkezi dediğiniz aslında o öğrencileri yetiştiren birimlerle eğer beraber çalışırsa kariyer merkezi oluyor. Üniversitemizde bu son derece aktif bir şekilde çalışıyor ve sağ olsun bütün hocalarımız bu konuya gönül vermiş durumdalar ve bu konuda kariyer merkezimize son derece yardımcılar. Ama biliyorsunuz ki sadece okulda lokal olarak yapılan işler değil bunlar. Cumhurbaşkanlığının bu konuda attığı büyük bir adım var, kariyer kapısı var ve öğrencilerimiz onlarla da entegre bir şekilde çok kolay bir şekilde özellikle bahsettiğim bölümler çok kolay bir şekilde işe ulaşabiliyorlar. Diğer bölümler sizin bahsettiğiniz yani rekabetin daha fazla olduğu, çok insanın olduğu, işte istihdam alanının biraz daha az olduğu bölümlerde mümkün olduğu kadar hocalarımızın sistemin şahsi destekleriyle buna ulaşmaya uğraşıyorlar. Ama tabii bu yeter mi? Yetmez. Evet, siz üniversite olarak ne yapmak zorundasınız? Bir genci çok iyi yetiştirmek zorundasınız. Bilgiyle donatmak zorundasınız. Ama bu yetmez. Mutlaka gençlerin de bu konuda bir miktar ellerini taşın altına koymaları, kendilerine diğer alanlarda da yetkinlikler kazandırmaları lazım. Dil öğrenmeleri lazım. Hayatı öğrenmeleri lazım. Değil mi? Bunları yapmaları lazım. İşte İstanbul Kent Üniversitesi olarak da bizim bir avantajımız var burada. O da konumumuz. Her iki zaten bir kent üniversitesi adından da belli. Kent üniversitesi, kent yapısının içinde bir üniversite olarak bizim çocuklarımızın, bizim mezunlarımızın, bizim okuyanlarımızın böyle bir avantajı var. Daha okurken hayatın içindeler. Taksim'deler, kağıthanedeler. Yani her türlü sektörün, eğlencenin, sanatın, sporun içindeler. Eğer kendilerine yatırım yapabilirlerse bu öğrencilik yıllarında bizim verdiğimizin çok ötesinde çok daha basit, çok daha hızlı ve çok daha iyi işlere ulaşacaklarına eminim. Öğrenciler, bazen üniversiteler birçok imkan sunuyor fakat kendileri eğer iç motivasyonu yoksa bu faaliyetlere katılmayabiliyorlar. Ya da aynı her mezun aynı potansiyelle performansla mezun olamayabiliyor. Bunu zorla yapamazsınız zaten. Biraz çocuğun içinde olması lazım. Öğrencinin içinde olması lazım. Ama tabii burada bizim de bir eğitici olarak, bir abi olarak, baba olarak, anne olarak çocukların elinden tutmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz özellikle İstanbul'daki üniversitelere çok farklı mozaik, çok farklı coğrafyalardan gençler geliyor, çocuklar geliyor. Aileler farklı, yetişme şekilleri farklı. Onlara bizim tabii el vermemiz lazım. Onların elinden tutmamız, doğruyu göstermemiz, bu bazı şeylere nasıl ulaşıldığı konusunda rehberlik yapmamız lazım. İstanbul Kent Üniversitesi ve kurucu vakfımız olarak biz hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim Engelsiz Eğitim Vakfımız var. Geçen sene de bunu konuşmuştuk. Engelsiz Eğitim Vakfı'nın zaten en önemli fonksiyonu eğitimdeki tüm engelleri kaldırmak. Burada işte eğitimle beraber vakfımızı da kullanarak mümkün olduğu kadar gençlerimize iyi bir gelecek vermeye, sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerinizin şanslı olduğunu anlıyoruz. Sağ olun. Şimdi gelin birlikte tercih yapacak ve henüz öğrenciniz olmayan kişilere de rehber bilgiler paylaşalım. Aday öğrencilerinize diyebilirim. Şimdi öğrenciler listelerini hazırlıyorlar. 24 tane liste tercih yapacaklar. Burada tercih yaparken sizce nelere dikkat etsinler? Kendilerini nasıl bir üniversitede bulsunlar? Biraz buradan başlar mısınız? Bir kere tabii üniversite çok önemli. Yani hangi üniversitede okuduğunuzun önemi çok fazla. Ama sonuçta siz bir üniversiteden çıkıp gittikten sonra elinizde üniversite kalmayacak. Elinizde o meslek kalacak. Ve bu mesleği düşünün işte 18 yaşında girdiniz, 23 yaşında hadi uzun fakülte okudunuz, 24 yaşında, 25 yaşında hadi uzattınız, 26 yaşında çıktınız. İnsan ömrünün 85
90'lara yaklaştığını artık yani 80'in üstünde olduğunu ortalama biliyoruz. Yani önlerinde ne kadar yıl var? Nereden bakarsanız 50'nin üstünde yıl var. Dolayısıyla evet üniversitenin adını hep götürecekler ama meslekleri daha önemli. Dolayısıyla bence üniversiteden önemlisi ne mesleği yapmak istiyorlar? 50 yıl. 50 yıldan bahsediyorum. Ne mesleği yapmak istiyorlar? Önce ona karar vermeleri, daha sonra üniversitelere doğru dönmeleri lazım. Bu seneki hani teknik olarak söylersek puanlar açısından baktığımızda bu seneki netler geçen seneki netlerle çok benziyor. Dolayısıyla sıralamaları yaparken geçen seneye aslında birebir örnek alabilirler bu sene. O bakımdan rahatlar, şanslılar. Ama bu dediğim gibi bir yere kadar neticede istedikleri mesleğe gitmeleri, gönüllerinin ömür boyu yapacakları mesleğe doğru onları götürmesi çok önemli. Tabii bu tek başına yetmez. Üniversitenin yeri, üniversitenin geçmişi, dediğiniz gibi üniversitenin yaptıkları, üniversitenin çıktısı nedir? İşte mezunları. Az önce bahsettiğim gibi bu üniversite hangi bölümleri veriyor, nasıl veriyor, buradan çıkanlar işte yüzde kaç iş buluyor, nerede iş buluyor? Bunların hepsini tek tek değerlendirmeleri lazım. Yalnız ben hep şunu söylüyorum. Bu iş aslında çok profesyonel bir iş. Evet, az önce dediniz, dışarıda da konuştuk. İnsanlar evde oturuyorlar, beyin fırtınası yapıyorlar falan ama bunu mutlaka profesyonel danışmanlarla yapmaları lazım. İstanbul Kent Üniversitesi olarak hem Taksim hem de Kağıthane, biliyorsunuz iki kampüsümüz var. İki kampüsümüzde bizim tercih danışmanlarımız, tercih danışmanlarına yardımcı olan hocalarımız ve yine onlara yardımcı olan öğrencilerimiz, bizim halen çalışmakta olan öğrencilerimiz, böyle üç ayaklı bir şekilde gelen öğrencimize her yönüyle, yani 360 derece dedikleri her yönüyle biz bir tercih danışmanlığı yapıyoruz. Bu sadece bizim üniversitemizle alakalı danışmanlık değil. Biz meslek danışmanlığı yapıyoruz. Yani bizim üniversitemize gelip tercih danışmanlığına başvuran arkadaşlarımız sadece bizim üniversite değil. Nereyi sorarlarsa sorsunlar, bildiğimiz her şeyi onlara anlatıyoruz, öğretiyoruz. Söyledim. Doğruyu bulmaları için. Akran danışmanlığı da evet, bu evet. İşin en samimi mutlaka ve en onu yapıyoruz. Yani bizim ekibimiz üçe ayrılıyor. Dediğim gibi hocalar bir bölüm, tanıtım uzmanları bir bölüm ama akranlar bir bölüm. Beraberce ele alıyoruz. Çünkü birinin göremediğini diğeri görebiliyor. Dolayısıyla öğrencinin ve ailenin gözünden hiçbir şeyin kaçmasını istemiyoruz. Evet. Şimdi çok önemli bir karar çünkü. Bazen bir bölüme geliyor ve diyor ki bu bölüm bana çok uygun değilmiş veya da ben aslında şu bölüme geçiş yapabilir miyim ya da aynı anda okuyabilir miyim? Hani bu tip durumlar da olabiliyor sonuçta. Bunun için sizin çözüm önerileriniz var mı? Tabii ki. Hem bizim üniversitemizde hem şu andaki Yükseköğretim Kurulu'nun getirdiği üniversitecilik mantığında zaten bunların hepsi mümkün. Öyle büyük kayıplar yaşamadan, büyük zaman kayıpları yaşamadan geçişler mümkün. Bizim üniversitemizde de tabii ki bunlar mümkün. Yatay geçişler, dikey geçişler bunların hepsi var. Bunun yanında bahsettiğiniz gibi çift ana dal, yani bir bölümü okurken ya ben aslında şu bölümü de okumak istiyorum dediği zaman ve bizim üniversitemizde bu ücretsiz. Çünkü bu bir başarı. Başarının da ödüllendirilmesi lazım. Bizde çift ana dal, yan dal. Eğer bunları yapabilecek gücü, çalışma gücü, kabiliyeti varsa, zekası ve adanmışlığı varsa biz bunu niye ödüllendirmeyelim? Bunların hepsini ödüllendiriyoruz. Dediğim gibi hiç vakit kaybı olmadan bölüm değişiklikleri mümkün, yatay geçişler, dikey geçişler mümkün, çift ana dal ve yan dalda ücretsiz olarak mümkün. Bütün öğrencilerimiz bunlardan yararlanabilirler, başarıları nispetinde tabii. Şimdi uygulama imkanları da çok önemli. Özellikle sağlık ve teknoloji birbirinden ayıramıyoruz çoğu zaman. Sizin de şimdi ağız ve diş sağlığı uygulama merkeziniz açıldı. Burada ne gibi uygulama imkanları bulacak öğrenciler ve de diğer bölümler içinde var olan uygulama imkanlarınız nelerdir? Şimdi ağız dişi isterseniz daha uzun anlatacağım için sona bırakayım ama biz bir kere hiçbir fakültemiz ve hiçbir meslek yüksekokulumuzu birbirinden ayırmıyoruz. Yani birine farklı imkan verip öbürüne daha az imkan vermiyoruz. Hepsine eşit imkanlarda hastanelerle, STK'larla ne gerekiyorsa, yerel yönetimlerle, devletin tüm kurumlarıyla sağ olsunlar onlar da bize kucaklarını açıyorlar. Üniversite olmak hakikaten çok güzel bir şey. Biz öğrencilerimizi paylaşıyoruz. Yani öğrencilerimiz hayatı bizimle paylaşıyor. Eğitimlerini onlarla beraber yapıyoruz. Dolayısıyla hani işe bu işe girme, stajyerlik falan meseleleri de bahsetmiştim. Bunlarla beraber tüm bu staj imkanlarını, pratik eğitim imkanlarını zaten eğitimin ilk yıllarından itibaren gençlerimize veriyoruz. Ama tabii diş hastanesi, diş ağız diş sağlığı merkezi olarak geçiyor bu. Diş hastanemiz ayrı. İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde Taksim kampüsümüzdeki zaten diş hekimliği fakültemiz orada. Orada harika bir ağız diş sağlığı merkezi kurduk. Şu anda 51 ünitimiz var.
Önümüzdeki yıl itibariyle 85 ünite çıkacağız. İki tane ameliyathanemiz var. Genel anesteziyle ameliyatlar yapılabiliyor. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapsamı altında olmamız dolayısıyla hasta sorunu, öğrenciler için eğitim hastası sorunu hiç olmayan bir yer. Dolayısıyla burada mükemmel bir zaten hocalarımızdan kaynaklanan teorik eğitimin yanında harikulade de bir pratik eğitim görmek durumundalar, görmek şansına sahipler. Ve hani tahmin ediyorum ki 1-2 sene sonra artık Türkiye'nin, konumumuz da bunu gerektiriyor zaten, bunu kolaylaştırıyor. Türkiye'nin en çok pratiği yapan diş hekimi adayları bizim üniversitemizde yetişecek ve diş hekimi olacaklar. Çok farklı vakalarda görebilecekler. Çok farklı tabii. Yani Taksim acayip bir şey. Taksim dünyanın merkezi. Herkes oraya gelmek istiyor. Diş hekimliğinde de aynı cazibesi, aynı albenisi var gerçekten. Şimdi son yıllarda ara ara karşımıza çıkan bir mavi diploma konusu var. Bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Mavi diploma nedir ve bildiğimiz kadarıyla sizin üniversitenizde var. Bizimle paylaşır mısınız? Mavi diploma aslında bir diploma eki ama çok önemli bir diploma eki. Mavi diploma aslında sizin diplomanızın Avrupa'da geçerli, aslında dünyada geçerli olduğunu ve buradaki aldığınız eğitimin özellikle lisansüstü eğitimde birebir kabul görürlüğünü kanıtlayan bir ehliyet. Size bunu veriyor. İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye'de birçok üniversite bunu veriyor. Bunu veren üniversitelerden bir tanesi, yani tek biz yapmıyoruz bunu. Ama biz işte benim rektörlüğe geçişimin ilk aylarından itibaren zaten hep bir dördüncü nesil üniversite olmaya doğru yönlendik. Yabancı dili önceleyen, Avrupa Birliği ile entegre, Bologna süreçleriyle birebir eğitimi yürüten bir eğitim sistemini önceledik. Ve bunun içinde tabii olmazsa olmazdı mavi diploma ekinin yapılması. Bu da gerçekleştirildi. Şu anda bizim üniversitemizden mezun olan arkadaşlarımız, bu arada tabii Erasmus Plus anlaşmalarımız zaten var. Yani orada yarım dönemlik, bir dönemlik, daha kısa dönemlik değişimler zaten oluyor ama bitirdiğiniz zaman lisansüstü eğitimi alabilmek için de birebir sayılan bir diplomamız var. Evet. Uluslararası öğrencilere de değinelim istiyorum. Çünkü hani şimdi yurt dışına açılmayı konuştuk. Yurt dışından bize gelen öğrencilere de dilerseniz değinelim. Türkiye bu anlamda bir cazibe merkezi oldu. Özellikle sağlık eğitiminde çok gönüllüler, öğrenciler. Sizin uluslararası öğrenci profiliniz nasıldır? Şöyle, 74 ülke, en son 74 ülkeden gelen 1800'e yakın yabancı öğrencimiz var. Yabancı uyruklu öğrencimiz var. Onlar yani işte Azerbaycan'dan, İran'dan, Ürdün'den, Batı'nın birçok ülkelerinden gelen, çok değişik ülkelerden gelen çok fazla öğrencimiz var. Ve onları biz kendi öğrencilerimizden, kendi çocuklarımızdan bir kere hiç ayırt etmiyoruz. Onlar da çok kolay entegre oluyor bize. Ve okulun içinde inanılmaz bir kardeşlik, arkadaşlık, bir globallik meydana getiriyorlar. Çok değişik bölümleri tercih ediyorlar. Yani İşte sağlık bölümlerini tercih eden var, iktisadi, idari, sosyal bilimlerden farklı bölümleri tercih eden var. İnanın hani biz de bu kadar çeşitlilik beklemiyorduk ama çok çeşitli. Demek ki diyorum Türkiye'ye inanç, dünyanın inancı gerçekten var. Türk insanını, Türk eğitim sistemini dünya da artık biliyor ve bir yerdeyiz yani. Biz bir yerdeyiz. Ve İstanbul Kent Üniversitesi olarak biz de bu bir yerin iyi bir noktasındayız. Onun için rağbet var, görüyoruz. Teveccüh var, görüyoruz ve çok da teşekkür ediyoruz. Gençlerini, çocuklarını emanet edip bize gönderen tüm ülkelerdeki işte insanlarımıza. Kampüsünüzde geniş bir mozaik olduğunu tahmin ediyoruz. Renkli bir dünya. Çok. Peki burada yapılan biraz sosyal kültürel faaliyetlere de değinelim mi? Yani akademi dışında öğrencilerin dinlenebileceği, kendini geliştirebileceği hangi hizmetler mevcut? Bir kere biz eğlenceli bir üniversiteyiz. Önce onu söyleyeyim. Yani zaten bulunduğumuz yer Taksim, işte sanatın, sporun, kültürün merkezi. Dolayısıyla hani bizde eğitimin o tarafı hiçbir zaman ıskalanmadı. Tabii pandemi, arkasından işte asrın felaketi, deprem, ufak tefek sekteye uğramışlıkları var ama üniversitemizin şenlikleri, üniversitemizin içinde sürekli olan kulüp faaliyetleri, üniversitemiz içinde konserler, söyleşiler, bunlar bitmiyor. Yani her gün farklı bir noktasında, bir de iki kampüs olunca, iki kampüs, bir kampüsümüz çok da büyük, 70 bin metrekare, Taksim işte 25 bin metrekare. Her katından ayrı bir faaliyet fışkırıyor, öyle söyleyeyim ben size. Ama tabii büyük çaplı, işte mesela Jason Derulo'yu getirdik biz geçen sene. İnşallah önümüzdeki sene çok daha renkli, çocukların çok daha hoşlanacağı kişileri getireceğiz, sanatçıları getireceğiz. Yani çok eğlenceli, çok neşeli. Okuldan çıktıklarında çok güzel fotoğraflarıyla ayrılacakları bir üniversite hayatı vermeyi taahhüt ediyoruz onlara.
Şimdi imkanları saydık ama bir vakıf üniversitesi, bunu da zaten belirttiniz. Tabii. Vakıf üniversitesinin tabii belli koşulları oluyor, belli teşvikleri de oluyor aynı zamanda. Siz öğrencileri bu anlamda nasıl destekliyorsunuz? Şimdi maalesef işte dünyanın içinden geçtiği ekonomik süreçler malum bundan Türkiye'de payını aldı, nasibini aldı. Biz de aynı şekilde, biz bu dönemde, bu zorlukta mümkün olduğu kadar ailelerin üstünden, hatta bazen gençlerin üstünden, çünkü bazı gençler ailelerinin parasıyla okumuyorlar, kendi paralarıyla okuyorlar. Dolayısıyla onların üstünden bu yükü alacak şekilde ve vakfımızın da sağ olsun işte Sayın Berna Yılmaz'ın zaten bu konudaki fikri, rahmetli Mesut Yılmaz'ın bu konudaki fikri, engelleri tamamen kaldırmak. Bunun işte hesabıyla biz mümkün olduğu kadar öğrencilerimize yapabildiğimiz tüm iyilikleri, tüm imkanları sunmaya, yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii fiyat konuşmak, işte oranlar konuşmak falan, bunlar doğru değil. Bunlar zaten mevcut. Zaten tabii sosyal medyalarda mevcut, webde her tarafta bulabilirler bunları. Ama biz buna gönüllüyüz ve mümkün olduğu kadar onları üzmeyecek, onların okumalarına imkan verecek tüm şartları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Teşvikler sağlıyoruz. Tabii. Evet, çok kıymetli. Sadece öğrencilerimize değil, yani biz her açıdan çalışanlarımız da, hocalarımız da, genç hocalarımız da bu konuda mümkün olduğu kadar kolluyoruz. Yani bilimi destekliyoruz, okumayı destekliyoruz. İş yapanı, Türkiye bilimine katkı vereni, yazı yazanı, çalışma yapanı destekleyecek şekilde elimizden gelen tüm kurguyu yapıyoruz. Evet. Elimizden geldiğince. Yani biz şunu iddia etmiyoruz. Biz Türkiye'nin en iyi üniversitesiyiz. 3 sene sonra en iyi üniversitesi olacağız. Böyle bir iddiamız yok. Bu zaten doğru da bir iddia olmaz. Ama biz mümkün olduğu kadar iyi niyetimizle ve elimizden gelen imkanlarımız doğrultusunda bütün samimiyetimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Yıllar içinde bunu benim şimdi anlatmama veya taahhüt vermeme gerek yok ama yıllar içinde eminim tüm üniversite camiası, tüm Türkiye, belki tüm dünya bunu görecek. Görecektir. Evet. Şimdi süremizin sonuna geldik ama üniversitenize son çağrınızı yapmanızı istiyorum. Tavsiyelerinizi alalım, buyurun. Evet. Benim tavsiyem her zamanki gibi gençlerin bu 50 sene, 60 sene yapacakları işi bir kere istemeleri. Üniversite ondan sonra gelir bana göre. Yani bir üniversitenin adı için bir üniversiteye gitmek doğru değildir. O yapının içinde hocalar kimler? Hocalar bu işe kendilerini ne kadar adamışlar? O öğrenciler için ne vermeyi taahhüt ediyorlar? Ne vermeyi gönülden istiyorlar? Bunu bence okullara gelmeliler. Hocalarının gözlerine bakarak, akranlarının gözlerine bakarak görmeliler ve kararlarını ondan sonra vermeliler. Gerisi teferruat. Ama bu işin profesyonel yapılması gereken bir iş olduğunu da unutmamalılar. Mutlaka tercih danışmanlarından, bu üç ayaklı tercih danışmanlığı sisteminden, bizim üniversitemizde olan veya diğer üniversitelerde olan, mutlaka yararlanmalılar. Bu çünkü tesadüflere bırakılacak, şansa bırakılacak bir iş değil. Hayatlarının kararını verecekler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz tüm bilgiler için, programımıza katıldığınız için çok sağ olun. Sizinle her zaman gibi yine çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim size ve televizyonunuza. Benim için bize doğru. Bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun. Tercih Rehberi'nin bu bölümünün sonuna geldik. İstanbul Kent Üniversitesi'nin geleceğe yön verecek öğrencileri nasıl yetiştirdiklerini dinledik. Rektör hocamız Profesör Doktor Sayın Necmettin Atsu bizimleydi. Yeni bir Tercih Rehberi'yle görüşünceye dek hoşça kalın.